Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün akşam saatlerinde İzmir ve Antalya ilçelerinde meydana gelen, aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarında zarar gören çiftçilerimizi ve vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi için bu üretimde, bu bütçede üretimle ve üreticiden yana değil demeye gerek yok. Politikası üretim ve üreticiden yana değilken bütçesi nasıl olsun? Değerli arkadaşlar, 18 yıl önce buğday üretimi 19.5 milyon tondu. Bugün 20.5 milyon ton. Aradaki fark 1 milyon ton. 18 yıl önce nüfus 65 milyondu. Bugün 83 milyonu geçti. Aradaki fark 18 milyon. Yani 18 yılda nüfusumuz 18 milyon kişi artarken buğday üretimi sadece 1 milyon ton artmış. Demek ki 18 yılda bu hükümet ne üretimi ne de çiftçiyi önemsemiş. Çünkü bu hükümetin en sevdiği şey ithalat. Bilindiği üzere Ekim ayında buğday ithalatında %45 oranında gümrük vergileri sıfırlandı. Buğday üreticisi dünya çiftçisiyle rekabete sokan hükümet ihracat için ithalat gerek dedi. Bakan makarna işletmelerini işaret etti. İthal ürünlerin onlara gittiğini söyledi. Oysa 2019'da toplam 9.8 milyon ton ithal edilen buğdayın sadece 1.4 milyon tonu makarnalık buğdaydı. Un haline getirip ihraç etmek için 8.4 milyon ton ekmeklik buğdayı ithal etmek kendi üreticimizden almaktan daha çok işlerine geldi. Yani şu azgın pandemi bile bizim hükümetin üretimin önünü göstermeye yetmedi. Değerli arkadaşlar, Rusya'nın uyguladığı domates kotası 3 yıldır çözülemedi. Adeta bir yılan hikayesi. 120 bin Antalya'dan olan 200 bin aşkın üretici yıllık toplam 13 milyon ton domates üretiyor. Bunun 9 milyon tonu tarla, 4 milyon tonu örtü altı üretimden sağlanıyor. Dünyada 4. sıradayız. Ama biz Rusya gibi, biz gibi domateslerimizi kotayla satıyoruz. Ve 20 gün önce 200 bin tonluk kota doldu. Kotanın dolması domates çiftçisinin, işçisini, tedarikçisini, ihracatçısını hepsini birden olumsuz etkiliyor. Sadece bu kadar değil. Giden domateslerimizde mozaik virüsü var diye Rusya'dan geri döndürülmesi de ayrı bir hikaye. Türkiye laboratuvarlarında yapılan analizlerde domatesimiz temiz çıkıyor. Mozaik virüsü yok, ihracata uygundur deniliyor. Peki o zaman neden geri gönderen domatesin analiz sonuçları hakkında Rusya'ya gereken söylenmiyor? Krizi yaratan siz, üreticiyi bozan siz, sonuçlarını düşünmeyen siz, umursamayan siz, bana ne diyen siz, başından savan siz, çözemeyen yine siz. Mağdur olan hem emekçimiz, çiftçimiz. Sektöre bir açıklama yapılmalı ve bu yılan hikayesi artık son bulmalıdır. Değerli arkadaşlar, 2020 Türkiye Tarımsal Görünüm Saha araştırmasına göre 100 çiftçiden 93'ü girdilerin pahalı olmasından şikayetçi. 100 çiftçiden 89'u ürünü beklenen altında fiyata sattığını söylüyor. 100 çiftçiden 61'i tarsim yaptırmıyor. 100 çiftçiden 22'si hasar ya ödenmiyor ya da eksik ödeniyor diyor. Mutlu mu bizim çiftçimiz? Yani halinden çok mu memnun? Araştırmaya göre 100 çiftçiden sadece ikisi halinden çok ama çok memnun. Değerli arkadaşlar, Tarım Orman Bakanlığı çiftçi destekleme miktarı bu yıl geçen yılla aynı. 22 milyar lira. Maliyete doğrudan etkisi olan tüm kalemlerin fiyatı yükselirken destek miktarları yerinde sayması gerçekten anlaşılır değil. Belli ki çiftçimiz bu hükümetle bu yılda mutsuz geçirecek. Hatta o kadar çok memnun olan %2 kişinin de memnuniyeti sıkıntıya girecek. Değerli arkadaşlar, çiftçimiz borç yük altında. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Amasya'da, Konya'da, Malatya'da elinde ne araç gereç varsa traktör satıyor. Yetmiyor, icra geliyor. Köylüler ineklerine kadar icralık oldu. Antalya'da beni gören çiftçi önce borcundan yakınıyor. Diyorlar ki tarım kredi kooperatiflerinin köylere verdiği kredi Merkez Bankası'nın faizlerinden daha yüksek. Çiftçi ödeme yapamadığında yüksek faiz nedeniyle borcu katlanarak artıyor. Sonra da kapısına icra mağmurları dayanıyor. Aracı gereci olmayan çiftçi mahsulü nasıl ekip biçecek? Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. İcralar durdurulmalı, araç gereçleri, traktörleri, inekleri çiftçiye iade edilmelidir. Çiftçinin tüm borçları yapılandırılık ertelenmelidir. Hem de faizsiz ertelenmelidir. Fide, tohum, zira ilaç, mazot, gübre ve bu tüm tarım aletlerinde özel tüketim vergileri kaldırılmalıdır. Hatta bu kalemler sübvanse edilerek 150'ye varan destekler sağlanmalıdır. Büyük şirketlere dünyanın affını ötelemesini, muafiyetini veren zihniyetinizde çiftçiye yanaşmak zorundasınız.
üretime devlet desteği altında verdiğiniz 3 kuruşta huzur bulamazsınız. Allah kimseyi bulunduğu yerden aşağı düşürmesin. Düzenini bozmasın. Kimse icralık olmasını istemeyiz. Hiçbir üretici... Buyurunuz. Çiftçi borçtan korkar ama artık borçsuz yaşayamaz oldu. Tüm bunlara sebep sizsiniz. Sayın Bakan, ayrıca başta veteriner hekimler, ziraat, gıda, su ürünleri ve orman mühendisleri olmak üzere bakanlığınız bünyesinde büyük bir umutla alım bekleyen diğer mühendislikler ve meslek gruplarına bir açıklama yapar mısınız? Buradan bir müjde verecek misiniz? Hangi bilimlere kaç iş alacaksınız? Çok teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Özer. Sayın Okan Gaytancıoğlu. Buyurunuz Sayın Gaytancıoğlu.